Yavuz. Söyle siyahi golcüm benim. Düğünde kuzenine dans etmeyeceksin, benimle dans edeceksin. Farkındasın değil mi? Yavrum bende bir bu var. Bir de yaban çakalı versiyonu var. Başka da yok. İstiyorsan onu deneyim. Yaban çakalı versiyonu. Hı-hı. O nasılmış? Yavuzcuğum, eğer düğüne kadar dans etmeyi öğrenemezsen, düğünde yanında duran değil, sana çeyrek altın takan olurum. Tak yavrum. Çeyrek tak, yarım tak, burma tak. Ne takarsan tak. Sen merak etme. Ben sen istersen her şeyi öğrenirim. İstersen şu anda gider, bütün şehirlerin yerlerini değiştiririm ya. Yavuz. İyi ki varsın. Hep yanımda olurum. Eylül. 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 Yardım edin. Eylül. 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 Eylül! Oh. 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 Ne oldu Yavuz ya? Bir şey mi oldu? İyisin, iyisin değil mi? Ha? İyiyim. Bunu sormak için mi geldim bu saatte? Evet. Ya Yavuz ya, ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum ki. Neredeyse sabah olacak ya. Bu saatte uyandırılır mı insan? Ama ben şey gördüm, rüya gördüm bir tane uykumda. Ve sen orada... koş koş vallahi. Ay koştum şey oldu. Neyse tam şey değil. Ben çok özledim. Dayanamadım öyle rüyamda görünce gelip göreyim dedim. Ne sabah görüşecektik zaten. Ne sabahlar olmasın. Ya hadi. Ne? Ne oldu? Ne oldu ya? Ya tamam, sabah görüşürüz. İyi tamam, görüşürüz. Hadi. Hadi. İyi uykular. Günaydın sevgili halkım. Ne oldu? Bir gariplik var sizde. Yoksa akşam uyuyamadınız mı? Baba. Hı? Bana bir yol versene. Gideyim gırtlağına bir yapışayım. Dur. Dur önce bir konuşalım. Metin. Sen dün akşam ne yaptığını hatırlıyor musun? Yok. Ne yaptım? Kalkın sevgili halkım! Kalkın! Kalkın! Konuşma yapacağım, konuşma yapacağım. Kalkın! Kalkın diyorum! Kalkın! Kalkın! Nerede bu halk? Nerede? Serseri! Kalk! Kalk diyorum sana! Konuşma yapacağım! Yok. Serseri! Nasıl yapayım? Nereden? Kim, kalk! Kim kimle ya? Kalk diyorum! Ne biçim halk bu? Herkes uyuyor! Nerede bu halk? Kafayı mı yakmış iyice acaba? Vurdu mu? Bir yere mi vurdu ya? Gelirken kafayı... Hem halkı, kralınız geliyor. Adam ne yapıyorsun? Hala çalışıyor musun? Kralınız burada konuşuyor. Kapat şunu. Kralınız konuşma yapacak. Hepinize iyi geceler. Bütün bunları ben mi yaptım? Sen yaptın Metin. Sen yaptın. Biz günlerdir uyumuyoruz Metin. Senin yüzünden bölümü yetiştiremedim ben bu hafta. Her gece olmaz Metin. Her gece olmaz. Seni geçen gece başkaları getirdi bu eve biliyor musun? Kusura bakma yenge. Metin abi biraz sızdı da eve bırakalım dedik. Yenge mi? Gel Metin gel. Gel Metin. Metin.
Sağ ol kızım, teşekkür ederim. Bak, kaç yaşına geldim, ben artık bunları kaldıramıyorum Metinciğim. Yo yo yo, bir yanlışlık olmalı. Ben böyle şeyler yapmam. Yapmam mı dedi o? Baba Allah aşkına, ettim kaşınıyor, dişlerim kaşınıyor. Dur. Ay, masanın köşeciğinde gırtlağımı yapışayım ya. Birazcık şu kadar sıkayım bırakayım ya. Sıkayım bırakayım. Dur Tosun, dur. Dur, sakin. Metin, bence senin doktora gitmen lazım. Artık bırakamıyorsan profesyonel yardım alacaksın. Bu budur yani. Neyi bırakamıyorum İskender? Asıl siz doktora görünün. Eğer beni bu evde istemiyorsanız bunu açıkça söyleyebilirsiniz. Böyle yalanlara başvurmayın. Tabii bir alınganlığı eksikti. Metin! Keşke istemiyoruz deseydin be İskender. Sen deseydin ya dedi. Erdal abi, çay bana. Çay yok İsmail. Nasıl çay yok İsmail? Yok. Bundan sonra burada çay yok. Bundan sonra çay içmek istiyorsan diğer Erdal Bakkal'a gideceksin. Çay diğer Erdal Bakkal'da içilir bundan sonra. Ya şu konuşun lafa bir dön, bir bak, bir utan. Şuraya gelmişim, gazetemi almışım, iş ilanlarına bakacağım. Bir tane çay istiyorum yani, müşteri olarak en doğal hakkım. Niye bir tane çay içme? Ta anasının diline gidiyorum ben. Oğlum ne olur gitsen, ölür müsün ya? Diğer dükkanda iş yapamıyoruz. Kesat. Siftah yapmadan günü kapatıyoruz ya. Git de biraz hareket gelsin. Kaan orada hem. Hadi. Tamam, tamam. Ağlama, ağlama. Beni de alatacaksın şimdi, yemin ediyorum. Buradan kalkıp öbür tarafa gidecekmişim. Ben senin kendi derdime mi yanayım, senin dükkanının derdiyle mi uğraşayım? Yine bütün dünyanın yükü İsmail'in omuzlarında. Çimbilli be. Çimbilli. Pis çimbilli. Bugünden siparişimizi verirsek yarın davetiyeleri dağıtmaya başlayabiliriz. İkram edilecek şeyleri isterseniz Kubilay'la kararlaştırabilirsiniz. O size bu konuda yardımcı olacaktır. Efendim ben kanepe olarak fırında sucuklu patatesi öneriyorum. Bu aralar en çok o gidiyor. Ama hani pahalı olur falan derseniz de salçalı ekmeğe kilitleriz gider. Yani sıkıntı yok. Tamam. Evet. Ayrıca gecede çalacak olan grubumuz hazır. 15 kişi kadar servis elemanımız var. Biz masa sayısını fazla tutuyoruz. Ne olur ne olmaz. Bir karışıklık olmasın sonra. Başka soracağınız bir şey var mı? Var. Bu adam niye burada uyuyor? Onun Allah bin türlü... binlerce kez özür diliyor ama binlerce kez özür diliyorum artık. Kendisi şirketimizin en çok çalışan elemanıdır. Gerçekten sabah akşam çalıştığı için onu doğru dürüst eve de gönderemiyoruz. Kubilay, arkadaşımıza kalkıp yerine yatmasını rica edersen. Tabii, hemen ben müdahale ediyorum. Lütfen. O kadar çok çalışıyor. Biz diyoruz ki evine git, hani evde uyu falan filan. Yok, ben görev bilinciyle o kadar yanıp tutuşuyor ki sağ olsun. Arkadaşım uyu. Oy! Leyla Hanım, suydurmuş bu ya, suydurmuş. Arkadaşım uyansana. Arkadaşım. Acaba ben şimdi üst ışığında nasıl ışığını şöyle düzenmiştim tam. Anlaşılmadı. Acaba ben şimdi üst ışığında nasıl ışığını şöyle düzenmiştim tam. Anlaşıldı. Kubilay ne diyor? Telsiz karışmış hayvana. Anlaştınız siz ama. Anlaşıldı, anlaşıldı. Şahıs 1.75 boylarında esmer açık tenliymiş, öyle diyor. Bunun uyanacağı falan yok, ben size söyleyeyim yani. Ben gideyim bir kova su getireyim. Şöyle başından aşağı dökeyim. Ya da şehir şebekesine bağlayayım ben bunu, bir kendine getireyim ya. Binlerce kez özür diliyorum sizden de. Ya da insanlık edeyim, bir sopa getireyim, bir dürteyim önce falan değil mi yani? Öyle yapayım ben. Şuna bak ya, koltuğun her tarafını salya yapmış ya. Hatırlatın da bir ara şu koltuğu yakalım, şuraları falan da kireçleyelim, bir şey yapalım. At besliyoruz resmen ofiste ya. Kubilay beyefendi hala burada ya. Saygılar. Nasıl? Ya güzel tabii de öteki ev gibi değil be Ömer. Yapacak bir şey yok İskender. Buraya da alışacağız elbet. Ya Ömer sen hemen evi satmasaydın ya. Bakarsın işler düzelir filan. Bu saatten sonra zor İskender. Dükkan da elden gitti zaten. He. Evde boş boş oturuyorum. Leyla'nın eline bakar oldum. Bu saatten sonra zor geliyor adama. Gelir, zor gelir tabii. Yani kime olsa şey zor gelir. İki başı sonuçta. Buraya da sığarız elbet. Ben sonra
Artan parayla da bir dükkan ayarlarım. Ekmeğime bakarım ufak ufak. Çok güzel düşünmüşsün. Şey ne yaptı ya? Çankırılı şey, dükkanın parasını ne yaptı ya? Çankırılı. Sabahtan beri şu İstanbul'da gezmediğim sokak, gitmediğim emlakçı kalmadı. Ayaklarıma kara sular indi. Şu benim işi halledelim. Bana bir dükkan, bir de ev ayarlayalım lütfen. Söylediğin paraya göre ikisi birden mümkün değil delikanlı. Ya tamam, ikisi birden olmasın. Sadece dükkan olsun, daha böyle yatacak bir yeri olsun. Ben sonuçta dükkanda yatmaya da alışık bir insanım. Otele para vermekten şu İstanbul'da imanım gevredi ya. Elimde tam sana göre bir dükkan var. Gidip bakalım istersen hemen. Hadi o zaman. Anlaşıldı ya, anlaşıldı, tamam. Biz yine bütün serveti otele gömeceğiz herhalde. Nasıl bir İstanbul'sa göz içi kadar yer dünyanın parası. Bakma dökük olduğuna. Buraya bir badana boya çek, mis gibi dükkan. Ha, mis gibi hakikaten. Geldi mi sana da o mislik? Keskin bir mislik var şu an burada. Abi tamam, senin de mesleğin, anlıyorum yani. Burayı allayıp pullayıp bana kakalayacaksın da çaresizimle dalga geçme bari. Şu anda ikimiz dükkana girmeye kalksak ben dışarıda kalırım dükkan sahibi olarak yani. Bu paraya daha iyisini bulamazsın buralarda. Ufak tefek yerler işte. O da şansın varsa tabii. Ah Erdal abi, ah ah, yavru kedi gibi sokağa attın bizi, ayazda kaldık ya. Yani bu paraya dükkanı verecek olan inayı bulursan getir de beraber. Tamam ne yapıyorsun? Tamam dur, seviyeyi bari düşürme, canım acıyor şu an ya. Ah Erdal abi ya, ah Erdal abi ya. Of. Tamamdır abi. Borcum ne delikanlı? Ne verirsen abi ya. Ha tamam. Avucunu aç. Hadi görüşürüz. Abi biz acaba tam olarak ne yapıyoruz burada? Çay içiyoruz Mecnun. Peki niçin burada içiyoruz acaba? Çünkü çay Erdal bakkalda içilir de ondan içiyoruz. Niçin içiyoruz acaba burada çay? Ya bakkal diyorsun abi, görmüyor musun? Kompresör var şurada ya. İçeride baksana, krikolardan inşaat yapmış adam. Bütün balata kokuyor ortalık. Önümüzden araba geçiyor, ağzımızın içi asfalt olmuş. Burada niye geldik? Çay içiyoruz abi, ne kadar haklıyım ya. Ne kadar haklı oldum. Haklı olmaktan sıkıldım ya. Yavuz abi Allah aşkına haksız mıyım? Bir şey söylesene sen de bir laf et. Ya ben dün gece rüyamda Eylül'ü gördüm. Ya böyle önce dans ediyorduk. Ben de böyle ben anlamam ki bu işten falan filan diyordum. Ondan sonra böyle yakınlaşmaya başladık. Sonra sarıldı bana. Abi. Ondan sonra işte. Abi ne yapıyorsun ya? Ne oldu? Ne kadar bir şey yapma. Biz özelini öğrenmek zorundayız ki. Yavuz böyle şeyler ulu orta konuşma. Deme çocuk var bu denmez. Ne kadar bir şey yapıyorsun ya? Bize niye anlatıyor lan? Manyak mı ne? Oğlum ne çabuk cıvıyorsunuz siz ya? Kim? Oğlum bir şey anlatıyorum ya. Elim sırtındaydı böyle. Ne diyorsun ya? Elim sırtındaydı. Bir baktım bütün elim kan olmuş ya. Her yeri kan içindeydi. Ya ne oluyor falan demeye kalmadı. Yığıldı kaldı kız. Eylül Eylül dedim, bağırdım ettim, hiç cevap vermedi. He. Ömrünü uzatmışsın ondan ses vermiyor. Kız da teşekkür ediyor içinden. Ömrümü uzattı ne kadar mübarek diye. Mesela benim halalarım, dedelerim falan hep mesela rüya tabircisiymiş. Ama çok rüyalar tabir ettiler. Onlar mesela hep oradan biliyorum mesela. Ömrünü uzattı. Hı. Sen ondan mı ağzını açmıyorsun sabahtan beri? Ya öyle kötü bir rüya görürsün, ertesi gün böyle bir sıkıntısıyla dolaşırsın ya, hep böyle patatese bağlarsın öyleyim ya. Sen yine güzel uyuyorsun, rüya görüyorsun. Biz uyuyamıyoruz. Bırak rüya görmeyi, uyku girmiyor gözümüze ya geceleri. Neden? Ne neden? Metin amca terörist duruyor evde ya. Gidiyor, vuruyor pizza, vuruyor pizza. Geliyor burada, ağzımıza perişan olduk ya sabah kadar. Yemin ediyorum, böyle kralım ben, kralım ben. O da ülkeyi kaybettikten sonra çöktü zavallı ya. Bir anda çöktü. Abi yani problem o değil. Benim de çok canım acıyor. Üzülüyorum adama. Yazık diyorum falan ama şeyden korkuyorum. Bir gün ters bir anıma gelecek. Yemin ediyorum Allah korusun. Allah yazdıysa olsun. Vallahi. Lütfen onu bir kontrol edin. Şey, lütfen rica ederim. Adam öyle şeyden... Ama nerede ettiğin şeye bak Mecnun. Metin amca evde yaşamaya alışamamışmış. Ama ölelim yani. Ne olur alışır elbet zamanla. Sen de yemin ediyorum Eylül'ü düşünmekten kabuslar görmeye başladım. Bu kadar basit yani, ne oluyor? Bilinçaltı işte, düşünüyorum rüyanda öyle şeyler görüyorum. Bu kadar çok düşünmeyin be oğlum. Biraz kendinizi bir salın, bir rahatlayın, bir bırakın kendinizi be. Şöyle bir omzunu bir bırakın yani. Ne yapıyoruz ama şu anda burada ne yapıyoruz abi? Yandı mı, ne oldu bu araba? Thank you.
Halkım, kralınız geldi. Kalkın, konuşma yapacağım. Görevinizi yerine getirin. Kalkın! Kalk Dodo! Kalkın sevgili halkım! Konuşma yapacağım! Kalkın! Nerede bu millet? Kalkın diyorum! Konuşma yapacağım! Kalkın! Serseri! Hala uyuyor! Konuşma yapacağım diyorum! Konuşma! Kalk oğlum serseri! Uyuyan prens! Konuşma yapacağım diyorum sana! Konuşma! Konuşma yapacağım! Kalk! Kalk diyorum, kalk! Tamam ya, kalktım Allah kahretsin. Sen hep böyle uyursan ben ne yaparım? Ben ne yaparım bu halkı? Ne oldu da? Konuşma yapacağım diyorum sana, konuşma! Ağzım çokacak baba! Sağ ol kızım. Afiyet olsun baba. Of. Büyük ev ısıtması problem. Koca kış hiç ısınamamıştık vallahi. Aslında öyle. Yani ben de eve bakınca sevdim bu evi. Çok şirin. Vallahi yani sevimli, tatlı, rutubetli, nemli. Böyle bütün sokağın şey gürültüsü evin içinde falan bir ev işte. Yok yok ya öyle deme. Bir senin o odanın karşısında bir depo gibi bir şey var. Kasa kasa soda indirip kaldırıyorlar sabah akşam. Onun dışında pek bir ses yok yani. Ha tamam o zaman. Benim öyle evde olmadığım saatlerde gürültü olmayacaksa hiçbir problem yok. Çok iyiymiş o. İyi olmuş. Kızım buna da şükür. Ya bir de çok çocuklu bir ailenin alt katında oturuyor olaydı. Ha. Şu da artan para. Al bakalım. Bunu ne yapayım baba? Bunu bana niye veriyorsun benden? Ya canım al işte kızım. Benim. Yediye vermiyoruz herhalde. Götür yarın sabah bankaya yatırırsın. Ben de şöyle ufak bir dükkan bakarım kendime. Eli yüzü düzgün bir şey bulursak çekeriz gene parayı. Acaba diyorum biz bu evi tam hazır böyle yerleşiyorken falan bir de ilaçlatsak mı? Niye? Çünkü kaşınıyorsun baba sen. Yok kızım yok. Bu önceden başladı. Alerji gibi bir şey bu. Ama ben de huylanıyorum. Sen kaşındıkça huylanıyorum. Ha bir de şu yan tarafta bir kazı çalışması mı yapıyorlar? Ha? Apartman dikecekler herhalde. Of. O kadar iyi ki baba. Hayırlısı olsun inşallah. Kocaman yapsınlar inşaat. Baba Allah aşkına kaşınma. Ha. Huy geldi. Öf. Korkma ya. Korkma evladım. Geçti korktu çocuk. Arkadaş uyan adam uyandıkla dövülür mü ya? Bunun neresinde görmüş dünyanın? Elleri kırılsın inşallah. Kör ol sıca uyumuştur. Rahat olsan korkma titreme öyle. Korkmaktan değil o ya. Titremek korkmaktan. Buz gibi kafama ne koyduysan artık. Evet. O üşme geldi içime ya titreme ondan. Yemin ediyorum nefes alamıyorum soğuktan. Hayır biz de yani sonuçta büyüye el kalkmaz bir şekilde. Biz öyle gördük yani bir şekilde. Mecnun. Ne yapabiliriz? Bu heriften kurtulmamız lazım. Bu böyle olmayacak. Atalım mı? Bir sokağa atalım. Kurtulamayız içinden. İşte atamayız. Atamayız. Neden atamayız? Biliyor musun Mecnun? Çünkü sen bu adamın ülkesini sattırıp oradan gelen parayla kaçak olarak kırklar eline girmeye çalıştın ya. O sırada dolandırıcılara kaybettin parayı. Evet. Ki ben bunu söylerken bile o kadar sinirim bozuluyor ki seni dövesim geliyor Mecnun. Baba aşk olsun şu anda ne kadar yaralı bir haldeyim ben. Mağdur bir insanın kafasına vurulur mu? O ez evladın senin kafasına vurdu. Acaba sen benim öz babam mısın? Sus. Düşünelim, konuşalım mı onu? Sus. Gevşek. Çocuğu olmayanların şükretme sebebisin sen. Bak hala o ışık diyor bana ya. Bana bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim evet. Ne yapıp edip evet. Bu adamın ülkesini geri almamız lazım. Yoksa daha çok sabahlara kadar elimizde böyle buz torbasıyla biz bekleriz biz. Buz mu torbası var kafamda? Evet. Sanki kafamdaki buz torbasını tabii, tabii. Düşünemiyorum. Fikrim dondu benim. Kıtır kıtır oldu bütün fikirlerim. Olmasa düşünün fikri verir miyim? Odun var kafamda buz. Bezelye mi var içinde? Ha, burada bezelye var. Aa çözülmüş. Dedim. Ver sana ver. Şunları bir patatese kapayım. Yavuz. Efendim beyler. Ya Yavuz yine aynı şeyi yapıyorsun. Yapmıyorum. Nefes almıyorsun. Ay, ben aslında alıyorum, almaya çalışıyorum. Yani gayret gösteriyorum almak için ama... Şey olmasın diye. Ben aslında 10 saniye tutabiliyorum. Eskiden daha da iyi tutardım. Ben havuza girerdim, dalardım. Bir oraya, bir oraya, bir oraya. Acayip nefes tutardım. Ya artık yan yana yatmayalım Yavuz ya. Neden ya? Ya çünkü ben rahatsız olmayayım diye sabaha kadar gözüne uyku girmiyor. Sonra ben kendimi kötü hissediyorum. Sen kendini kötü hissetme ya. Sen kendini niye kötü hissediyorsun? Zencefilli kurabiyem benim. Sen rahatına bak ya. Allah Allah. Ben hallederim. Ben şimdi bir alırım nefesim sabaha çıkarım. Evelallah. Yavuz. Hı. İyi ki varsın. Hep yanımda ol, olur mu? Cık.
Eylül. 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 Eylül ne oluyor? Eylül. 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 Aç hadi. Ha, ay, Eylül. Oh, Eylül, ne yapayım, ne yapayım? Ne? Uyuyor musun? Ay, kusura bakma. Ay, kusura bakma, ben uyumamışsındır diye şey yaptım ya. Vallahi uyumamış, uyku tutmamıştır dedim. Tamam, yok, çok önemli bir şey yok. Vallahi hiç önemli bir şey yok. Sen iyisin yeter, tamam oldu. Sabah görüşürüz o zaman, şey yaparız. Tamam, hadi, hiç bozma yani. Aynen devam. Ha? Aferin sana. Oh. Oh. Yani şartlarda anlaşırsak iş ayırt eden bir insan değildir mesela. Yani her işte çalışırım. Ne iş olsa yaparım acı. Yani iş seçici bir insan değilim. En ne sevmediğim şey. Onu yapmam, bunu yapmam. Tam olarak ne vaat ediyorsun ya? Onu anlamadım mesela. Hani beni hangi işte tatmin edeceksin acaba? Bana kazı çalışmalarımda yardımcı olacak bir asistana ihtiyacım var. Kuyucu musun yoksa? Hayır. Arkeolog. Arkeolog mu? Hey Allah'ım ya Rabbim, başka bir şey seseymişim. Tanrımdan yemin ediyorum olacakmış. Hayatım boyunca hep arkeolog olmak istedim biliyor musun? Hep dua ediyordum Allah'ım ne olur ya arkeolog olayım ya vantrolog olayım diye. Oğlum bak gördün mü? Biz öyle çanak çömlekte uğraşmayacağız. Ha. Bak bu gördüklerin hep efsane savaşçıların eşyaları. Ha. Seninle beraber eski savaş kalıntılarına ulaşmaya çalışacağız. Tamam ben de. Sormayacağım mı peki? Neyi? Yani daha önce arkeologluk yaptın mı? Elinden geliyor mu? Bu tür işleri becerebiliyor mu? Kazma kürek sallayabiliyor mu? Bu tür... Sormayacağım mı arkeologluğu? Yok, ben sana güveniyorum. Vallahi mi? Ya sen ne kadar muhterem bir adammışsın. Yemin ediyorum ilk geldiğinde bir uyuz oldum sana ama sen ne kadar tatlı... Lan bu şey ya! Beni ve arkadaşlarımı o kadar büyük bir zahmetten kurtardın. Farkında bile değilsin biliyor musun? E tamam, ne zaman başlıyoruz hocam hacı? Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yok. Tarih affetmez. Tarih seni affetmez. Erdal abi, göm bizi şeye göm. Siz niye geldiniz ki ya? Nasılsın ki niye gelmek ya? Evet, niye geldiniz siz? Ne demek niye geldiniz ya? Erdal, müşteri de mi kovmaya başladın dükkandan? Kafa açma da çay ver hadi. Çay yok. Nasıl yok? Basbayağı yok. Niye? Bitti. Çay bitti arkadaş, bitti. Bu dükkanda çay may yok artık. Tamam mı? Tabureleri de kaldıracağım, gelen çöküyor oraya. Bundan sonra çay içmek istiyorsanız... Gider, diğer Erdal bakkalda içersiniz. Bana bak, hasta mısın sen? Hastayım İskender. Hastayım. Hem de çok hastayım. Evet. Ben para kaybediyorum. Aşırı para kaybından öleceğim yakında. Yukarıdaki dükkan iş yapmıyor. Buranın geliri hem eve hem dükkana yetmiyor. Ne yapacağımı da bilmiyorum İskender. Peki siz ne yapıyorsunuz bunu? Ne yapıyorsunuz? Niye geldiniz hakikaten? Niye geleceğiz? Allah aşkına kahvaltı edeceğiz. Ölüyoruz açlıktan ya. Metin amcacığım kaçırdık. Oğlum ne oluyor? Dur. Erda, şimdi iş yapmıyor diyorsun ya dükkanlar. Ya sen bunların ikisini de satsana. Ha. Satacağız da ne yapacağız İskender? Duvarları mı kemireceğiz çoluk çocuk? Hayır. Ne olur kemirsen? Ben küçükken kemiriyormuş öyle duvarları. Hiç de bir şey olmuyor. Vücuda demek ki ne vitamini eksikse onun için duvarlara gidiyorum. Kıp 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 kemiriyorsun. Hemen susuyorum. Ama ya açlık vurdu kafama ya. Diyorum ki iki dükkanı satalım. İki dükkan... Bak. İki dükkanı satalım. İkisinin parasıyla daha büyük ve daha ihtişamlı Erdal Bakkal açalım mı? Vallahi mi? Çok nefis, çok iyi olur bak. Bu nasıl fikir? Nerede? Dükkanın yerini biliyorum. Koş gel anlatayım. Biliyorum, koş gel. Gel. Vallahi biliyorum. Nerede?
Ben hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım ya. Ülkeden bakkal mı yapacağım ama? Danimarka'yı da alalım mı? Kasap yaparız. Mecnun. Yok, Mecnun haklı İskender. Vallahi orası işlek değil yani. Çok sapa bir yerde. Yol üstünde değil. Kim gelir oraya ya? Sen deli misin? Olur mu öyle şey? Baksana. Bir koskocaman süper... Ne süpermarketi? Alışveriş merkezi de değil de. Alışveriş merkezinden daha büyük. Ülke büyüklüğünde bakkal açıyorsun. Deli bir şey ya. Haberlere çıkarsın. Duyan gelir, duyan gelir. Paranın... Çanına ot tıkarsın be. Tıkarız değil mi? Sen deli misin be? Paranın çanına ot tıkarız ha. Bir şey sorabilir miyim? Peki o bakkala çırak olayını nasıl düşünüyorsunuz sevgili İskender Bey? Nasıl yetiştiniz? Mecnun. Efendim babuş. Bir çay koyar mısın? Peki babacığım. Gideyim de içeride bir çay demleyeyim olmazsa. Ne diyorsun? Vallahi bilemiyorum İskender. Ben bir şey diyemiyorum. Deme yani. Zaten. Bak yapacağımız şey önce bakkallara müşteri bulmak. Olmadı üstünü biz tamamlarız. Sonra gidiyoruz ne yapıyoruz? Ediyoruz. Metonya'yı geri alıyoruz. Metin'den de kurtuluyoruz çok şükür. Ne? Ha Metin'le, Metin'den yani Metin şey anlamında Metin karış biliyor ya orayı. Sana yardımcı olur, anladın mı? He. Önemli olan müşterim yok. Kalk, kalk. Kalk gidip alıcı bulalım, kalk. Çabuk üstüne bir şey al. Metin biliyor değil mi oraları? Ha bilmez olur mu abi? Ezberi. Gel gelelim. Eş zamanlı olarak anlaşılması gereken o kadar çok şey var ki... yaşam da buna yetmeyecek kadar kısa. Kimseye karşı haksızlık etmek istemeyiz. Vicdan muhasebesi yaparız. Bütün bu şeyleri bir seferde yargılamaya tereddüt ederiz. Ve özellikle de bu tereddüt sırasında ölmekten çekiniriz. Çünkü o zaman boşuna gelmiş oluruz dünyaya. Beterin beteri. Acele etmeli. Kendi ölümünü ıskalamamalı insan. Vallahi şiştim ya. Vallahi şiştim. Ölüm de ölüm, ölüm de ölüm, ölüm de ölüm. Allah'ım yarabbim ya. Ya Yavuz ne güzel okuyordun. Neden güzel okuyorduk da yani başka şey okuruz ya. Vallahi okumaya devam etmiyor bana lütfen rica ediyorum yani. Başka bir şey okuyalım yani. Allah belanızı vermesin. Bu ne ya? Ya Allah aşkına bugün kitap okumayalım. Lütfen bugün kitap okumayalım. Bugün çıkalım, dışarı çıkalım. Martılar, güneşler, bir şeyler, hava alalım, bir kendimize gelelim. Vallahi ben daraldım bugün ya. Yavuz ne oldu sen gene bugün böyle bir delirdin? Manidim ya. Manidim. Manidim bugün iyice manidim ya. Vallahi maniklerdeyim ya. Bir şeyim yok aslında çok fazla da. Şey işte. Ne? Şey. Evet ben sana bir şey olursa yaşayamam. Of Yavuz ya. Kim oynadı senin ayarlarına yine? Ne ayarı ya? Kimse oynamadı ayarlarımla. Niye oynasınlar ayarlarımla yani? Ben gayet ciddiyim. Diyorum ki sana bir şey olursa yaşayamam diyorum. Yani çünkü öyle bir şey ki bu benim için. Yani şimdi senin benim hayatımdaki kapladığın yeri düşünüyorum. Yavuz tamam bir saniye. Lafını sakın unutma tamam mı? Sakın unutma. Ne oldu ya? Ay ne oldu ki? Aa. Ama bu çok kötü bir şey. Bu intikam bu. İntikam başka bir şey değil ki bu. Yani bu orijinal bir şey yapın bari. Bu yapılmışı tekrar düşmeyin yani. Başka bir şey yapın da. Ayrıca o kadar büyük tepki gerektirmiyordu yani. Ben bir şey demedim ki. Yaşayamam dedim. Kötü bir şey mi dedim? Ayrılık direnip gelip geçerken sevda yollarına ayrılık direnip gelip. İsmail ne yapıyorsun? Hacı mektup yazıyorum ya. Halam var Adapazarı'nda benim. Bildin mi Adapazarı'nı Sakarya? Orada halam var. Uzun zamandır da onunla hiç görüşmedik. Burnunu da tutuyor kadın. Mektubu yazayım, mantı da atacağım. Ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Kazıyorum işte. Kaz dedin, kazıyorum. Hayret bir şeysin İsmail ya. Kazmak yürekle olmaz bu işler. Kalıntılara zarar verebilirsin. Al. Al. Fırçayı bunlarla kaz. Fırçayla mı? Evet. Zaten fırçayla kazılır bu işler. Bunlar bunu kazmaya kalksam ömür mü yeter buna? Senin aklın mantığın kesiyor mu bununla? Böyle fit fit yapmaya. Aklın mantığı kesiyor mu? Allah aşkına zaten o kadar yoruldum ki yemin ediyorum kazma kürek vurmaktan. Biraz dinleneceğim ben ya.
Ya İsmail saçmalama, daha yeni başladık. Sen de çok çalışıyorsun ha. Yemin ediyorum deminden beri bakıyorum orada, iki büklüm oldun. Kamburun çıkacak, o kadar çalışılmaz. Biraz dinlen, otur şuraya, otur şuraya. Lahmacun alayım mı? Lahmacun alayım, ayran da alayım mı yanımda? Ama daha... Hacı, bak ağzın... Ama daha diyorsun ağzın... Benim top sakal bırakmam gerekiyor mu şimdi arkana kolun diye? Öyle bir zorunluluğum yok değil mi? Gözlük takıp top sakal bırakmak Hayır, gibi. Hayır, yok. Ha. Lahmacun alıp ayran alıp hemen geliyorum. Kaybolma, hemen geliyorum. Allah Aynı Allah. Ayran lahmacun nereden çıktı ya? Demek efsane savaşçılarla ilgileniyorsunuz profesör. Siz de kimsiniz? Size amacınıza ulaştırmak için yardım edecek biri diyelim. Buyurun gidelim. Hacı, yemin ediyorum var ya, lahmacun anasının gözü lahmacun. Şş, hacı neredesin be? Yoksa tarihin gizli sayfalarına mı karıştın? Yemin ediyorum. Hem espri yapıyorum, hem çalışıyorum. Oh, ne güzel iş vallahi Arkenok. Şş, vallahi gelmezsen ben yerim ha. Yemin ediyorum bak. Allah Allah. Ya öyle dizmiş fırçaları. Sanırsın ressam. Fırçayla mı yapıyorsun sanki bunları? Ressam mı ne? Ey yavrum ey. Yok yok tamam, haber de vermeyin ya. Çok teşekkür ederim. Ben kümes tutacak olsam zaten Çankırı'ya geri dönerim ben yani. En iyisi bir 2+1 otobüs firması bulacaksın. Sen Çankırı'ya geri döneceksin zaten. Allah. Öyle hemen pes etme delikanlı. Gün doğmadan neler doğar. Diyorsunuz. Gündüz gündüz bu işi yapacaksan biraz dikkatli olmalısın. Vakit geldi. Tüm ekibi yeniden topluyoruz. Tüm ekibi derken? Ne diyorsunuz? Alalım diyorum ben. Böyle bırakmayalım diyorum ki bunu böyle. Baksana bakımsızlıktan saçı çıkmış bunu. Bırakmayalım, alalım mı biz bunu? Alalım, alalım. Ne olur alalım. Ya şuna bir bakar mısın? Şunu neyini alacağız ya? Şunu ne yapacağız alıp yani? Bence verelim 3-5 kuruş gidelim. Hiç bulaşmayalım biz buna. Olur mu ya? Bacım bak iyisin hoşsun da ekmekle oynamak bize yakışmaz yani. Ben o kadar kötülüğe yokum bir kere. Tamam, tamam. Hemen başlamayın. Beyhemin. Ah! Efendim? Efendim, kardeşim, kardeşim. Hım hım, ne haber? Ne yapıyorsun? Ne haber abi? Ne haber ya? Canım ya. Ne yapıyoruz? Takım mı topluyoruz eski günlerdeki gibi ha? Tabii, eskisi gibi yapacağız değil mi? Her şey hep beraber. Bütün iyilerin yine başına bela olacağız. Ne yapıyoruz? Ya arada Karaman size de sarıldım ama arkadaş kim? İskender, iyi fiyat verdik değil mi? Kazıklanmıyoruz. İki dükkan için iyi fiyat. Ya yanında ben varken senin kazıklanman gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Çok iyi fiyat. Dua et de alsın. Yarı fiyatı falan teklif etmesin bu ufakla. Şşt, ufak ne biçim konu? Yavaş, adam duyacak. Niye öyle bir şey yapsın ki? Ben yaptım. Ne yaptın? Ben buraya ilk geldiğimde buranın sahibi İzbandut gibi bir herifti. Dedim ben 1.50'yim arkadaş. Senin kadar yer kaplamıyorum. Yarı fiyatına ver bana. O ne yaptı? Yemedi. Yiyemez. Sen, alıyorum dükkanları. Heh, bir kuruş inle. Benle pazarlık etme sakın. Merak etme ya, bende para var. Heh. Bunu al. Bunu da. Maşallah, çok güzel alışveriş. O kadar iyi bir şey aldınız ki çok... Şeydir burası. 100. Allah bereket versin. Hayrını görürken. Bereketini bul. Koşma, şey yapma ya. Niye koştu öyle ya? Acelesi varsa demek ki. Şimdi burası benim mi İskender? Senin tabii ya. Erdal. İster burayı bakkal dükkanı yap,
İster geç ülkenin başına Şangay'a altıncı ol. Ne yaptın? Neye takıldın? Anahtarı vermek İskender adam. Ha, almadın mı anahtarı? Anahtarı vermedi. Bir şey değil o ya. Nasıl olsa kapı da açık. Anahtar uydurulur. İskender dolandırıldı mı yoksa? Ya sen paranoyak mısın Erdal? Ben varken yanında senin dolandırılman mümkün mü Allah aşkına? Öyle bir... Ne demek ya? Hayırdır? Ne yapıyorsun sen burada ya? Ne yapıyorsun siz burada? Ne yapıyorsak ne yapıyoruz? Sana hesap mı vereceğiz? Allah Allah. Kendi dükkanımıza giremeyeceğiz mi ya? Çekil. Dur bakayım. Kendi dükkanımıza mı giremeyeceğiz? Yalnız burası artık bize ait. Eğer tamamsa ülkemize girebilir miyiz? Tabii tabii. Buyurun efendim. Ülkesin. Hop birader bir baksana sen. Size mi ait? Evet. Ay. Oo, ay. Ne oldu? Biraz geç kaldıysak demek. Neyse. Müsaadenizle benim halletmem gereken işler var. Artık hadi görüşürüz. İskender. Şey, bir kapatma ya. Bir konuşsaydık. Alo. Bir dakika. Kapattı. İskender kapattı kapıyı. Adam da kaçtı. Kapılar kapandı evet. Paralarım gitti İskender. Ay. Paralarım bitti, yerim yanıyor. Ay. Kandırıldın mı ben yoksa? Ay saçmalama, hemen kandırıldığıma bağlama. Yanında ben varken kandırılmam mümkün mü Allah'ım? Aman bir sus be! Sabahtan beri yanında ben varken gitti paralar işte. Sen varken oluyor bunlar. Dur. Bu ben hop burayı nasıl geri alacağımızı ben biliyorum. Gel benimle. Topladığımız onca efsane ne işe yarayacak diye soruyordun yani küçük hanım. İşte cevabı. Bunca savaşçıyı bir araya getirebilmemdeki payın çok büyük. Tamam da yani biz bunları niye topladık? Kendi ordumuzu kurabilmek için. Çok yakında bütün dünyayı titretecek ve herkesi Kara Kule'nin bayrağı altında toplayacağız. Ve kimse bizi durduramayacak. Aç şu kapıyı! Şişt! Açsanız ama artistler! Aç! Aa, lan Erdal Bakkal'ın malının üstüne koruyacağız sandınız ha! Yavuz kilit! Ha. Kireç burnu çakalıyım, adamın aklını başından alırım. Nasıl ha? Nasıl? Ne dedin ya? Aklını başından almak o şekilde miydi değil miydi o ya? Ya o kadar etkilendiler ki hemen şimdi kapıyı açacaklar kendiliklerinden. Hadi Yavuz hadi. Mecun aklımın başından bir alsana Allah aşkına ne olur ya. O kadar merak ettim. Ne yapmayın çocuklar ya ciddi olun lütfen. Hadi ya. Hasret oldu, ayrılık oldu, bütünlere büründü saatler. O neydi öyle ya? Evet. Ben samuray, kızılderili, bir de gladyatör gördüm öyle diyeyim yani. O kadar adamın. Orada ne işi vardı ya? Ne oluyor biliyor musun? Hı? O zaman arasında gidiyoruz geliyoruz ya biz. He. O kapı açık mı kaldı? Ne olduysa artık. He. Oradan sızma yapıyor. Mecnun, ortalık yerde saçmalamadı. Tamam, ne yapacağız peki şimdi? Bilmiyorum ki İsmail, sen ne diyorsun Erdal? Ya ne diyeyim İskender, görmüyor musun Allah aşkına ya? Ne? Şuna baksana. Adamın adı Behçet. Dükkanda Şen Bakkal yapmış. Şen Bakkal ne ya? Burası Erdal Bakkal'dı. Erdal Bakkal bir markaydı ya. Sen markayla niçin oynuyorsun? Ah ya, ah ya, ah Erdal abi sen nasıl yerleşemedin Metonya'ya? O Metonya'ya nasıl yerleşemedin? İteleyecektik Metin amcayı da oraya. Ya başımıza kaldı adam yine. Ne yapacaksın? Senin o çenenin bağına bülbül dadansın Emi, senin. Sen onun için bana sürekli Metonya'yı al sen onun için bana Metonya. Sen onun... Yaman! O ona kaş ediyor, bunu buna göz ediyor ya.
Siz söylediniz işte. İkiniz söylediniz ya da birden. Metonya'yı al, Metonya'yı al diye tutturdunuz. Sizin yüzünüzden oldu. Ya Erdal, o tam o şekil değil ki. Tam yani o kadar da öyle de o kadar şey değil. Senin yüzünden oldu İskender, evet. Senin yüzünden ben dükkanlarımdan oldum. Her şeyimi kaybettim. Hayır, bunu bırak. Ben Nurten'e nasıl açıklayacağım? Ya. Erdal. Aha. Efendim karıcığım. Şş, bakma bak. Bu adam kim? Yeni çırak. Kaan? Suya düştü. Ne oldu? İnek işte. Hı? Ne diyorsun sen Erdal ya? Aman Nurten, yok yandı bitti kül oldu, ne bileyim ya. Ya işte çocuğun okulu var. Dersleri yüzünden gelemiyor, onun için yeni çırak aldık. Ne lazımdı sana onu söyle. Leyla yok. Gördün mü sen onu ortalıklarda? Ya Leyla olsa ne olur, olmasa ne olur. Varlığıyla yokluğu şey ki onun alt yazılı bir şey yok. Git şeyin çekyatın altına şöyle oklavayla bak. Buzdolabının arkasına bak falan. Oralarda bir yerdedir. Nerede olacak ya? Mendil cebine bak. Mendilince. Mendil. Ne? Allah'ım ne diyorsunuz? Ne gülüyorsunuz ya? Sen gir içeri tamam Nurten. Ha çok komik. Allah Allah. Ya. Cibilli. Bir şey söyleyeceğim. Eninde sonunda bu dükkanı sattığını öğrenecek ya Nurten. O zaman ne yapacaksın onu merak ediyorum. Senin üstüne salacağım. Niye? Evet senin üstüne salacağım. Diyeceğim ki oğlumuz İskender yüzünden okuyamadı. Çünkü dükkanlarımızdan olduk. Onlar ısrar ettiği için sat 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 dedikleri için sattık diyeceğim. Hadi şimdi gül. Gül hadi. Ne oluyor ya? Yine neyin kavgasını yapıyorsunuz? Ya bu da her şeyin içinde ya. Aman be bakkal gelir gelmez sarma sen de hemen bana. Leyla'ya bakmaya geldim ben. Mecnun, Leyla sen de değil mi? Yok. Bizim şey de yok. Nurten'in yeğeni de yok. Belki de beraberlerdir. Hadi buyur. Şirkette de yok. Dur dur dur. Dur bakayım. Dur bakacağız. Hayda. Eylül'ün telefonu da kapalı. Allah Allah. Baba. Hı? Sen Metonya'da Benjamin'le mi konuştun? Evet. Benjamin. Hanjener. Ayşenur. İnanılır gibi değil. Spartaküs, Büyük İskender, Aslan Yürekli Rişar, Atilla, Aşil hepsi burada. Yardımlarınız da bunun devamında gelecektir profesör. Siz tarihin derinliklerinden büyük savaşçıları çıkartın, ben de onları buraya getireyim. Yalnız merak ettiğim bir şey var. Bütün bu savaşçıları buraya nasıl ve neden getirdi? Onları da merak ediyorum da benim asıl merak ettiğim düşünsenize. Tarih boyunca birbirleriyle savaşan bu insanlar şimdi beraberler, yan yana yürüyorlar. İnanılır gibi değil. Çünkü ortak bir amaca sahipler. Profesör, insanları yönlendirmek çok kolaydır. Ki bu insanlar zamanlarının en büyük isimleri bile olsalar. Eğer onlarla nasıl iletişime geçeceğinizi bilirseniz, istediğinizi yaptırabilirsiniz. Ve asıl güç bu, öyle değil mi? Aynen öyle profesör. Evet. Kusura bakmayın ya, benim bir maruzatım vardı. Onu bir izah edebilir miyim? Müsaade sizin profesör. Tabii, müsaadenizle. Buyurun. Ya şimdi sevgili amcacığım, ben buradaki görevimi tam olarak kavrayabilmiş değilim yani. Çünkü ben bu insanları ilk defa görüyorum. Kılıçlı var, mızraklı var, boynuzlu var, at var ya. Ben korkuyorum bunlardan. Korkmak mı? Hidayet, sen onların generali olmayacaksın. Ne korkmasın? Ney? General? Benden general olmaz ki ya. Ben askerliğimi de ergenliğim gibi uzun dönem rütbesiz yaptım. Yani bir de kariyeri bir düşünsenize. İşsiz, çırak, general. Takma kafana. Yakında, kolaylıkla hepsini öğrenirsin. Daha işte ben öğrenene kadar acaba bunlar buraları yakıp yıkarlar mı? Bak vallahi demedi deme. İyi ya işte Hidayet. Bizim de istediğimiz zaten bu. Ha yıksınlar diyoruz mu biz? Öyle mi düşünüyoruz? Neyin içine düştüm arkadaş ben? Bu neymiş ya? Tarihle iç içeyim şu anda. Bir ayna olsa tam burada şart işte. Bir ayna olsa oradan girsen tam buraya işte o. Şimdi abi olay şu. Arda'nın babası Benjamin'le işbirliği yapıyor. Kızları kaçırıyorlar, kaleye atıyorlar. Biz de kızları kurtarmayalım diye içeriği askerle dolduruyorlar. Olay bu. Ya arkadaş ben kötü bir şey olacağını biliyordum. Vallahi biliyordum ya. O kadar kötü rüya gördüm ya. Ya sen niye bu kadar dert ettin bu rüyalara? Tutulun kaldın rüyalarda rüyalar. Allah Allah. Ya evet. Tamam ya. Gidip kurtaracağız kızları. Allah Allah. Sanki hiç yapmadığımız şey. Ya istilacı bunlar, istilacı. Ben söylüyorum size. Beni dükkanımdan ettiler bunlar ya. Tamam Erdal, dükkanı da kurtaracağız, kızları da kurtaracağız. Yalnız
Önce şunun planını yapmamız lazım. İçeri nasıl gireceğiz? Peki şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu Arda'nın babası dediğiniz adam mı kaçırdı yani kızları? Peki niye ki? Niye mi ki? Yani ortada fol yok, yumurta yok. Niye kaçırsın bu adam bu kızları ya? Abi sen daha tanımıyorsun bu insanları. Bu insanlar kısmetse tanışacaksın. Yakında bir anlayacaksın o zaman, tanıştığın zaman. İskender, almayalım bunu aramıza ya. O ikilik yaratıyor lan. Tamam tamam, takılmasın. Tamam tamam, ödenmez ayıp. Bakayım bunu ayıp. Aa tamam tamam, ben kızları nasıl kurtaracağımızı buldum. Neymiş? Havadan. Derken? Nasıl? Havatar. Büyükada'dan. Havadan. He, havadan. Şimdi bak, aramızdan biri uçakla tepelerinden sorti yapıp dikkat çekecek, dikkat dağıtacak. O sırada ben kapıyı açacağım, kızları alacağız, çıkacağız. Nasıl? Benim dükkan. Abi şu kızları bir kurtaralım, dükkanı da kurtarırız. Lütfen ama ya. Ama bana lütfen, Mecnun. Yani biliyorsun Nurten ablan dükkanı kurtaramazsak ne yapar ya? Lütfen kurtaralım dükkanımı, ne olur ya? Tamam Erdoğan, rahat ol, onu halledeceğiz işte. Sen hiç konuşma İskender. Benim ocağıma incir ağacı dikersen. Ya tamam, iyi güzel de kim kullanacak peki bu aleti? Başladı yine ya. Bu nedir ya? Bu ortalığı karıştırıyor. Niçin alıyoruz biz bunu aramıza ya? Evet, bak şey, ikiliyi çıkardı ya. Al işte. Konuştu lafı var. Allah aşkına Ömer amcam. Hani bir şey demeyeyim demeyeyim diye ama konuştu lafı, bir tart ölçmüyor. Hem dedelerim. Bir dakika, bir dakika. Orada dur. Orada dur. Ortada bir araç varsa, havada veya karada fark etmez. Onu ben kullanırım. Uçağı kimin adına kiralayacaksınız? İskender Çınar. Tamam şimdi düz git, bak şurada yokuşu gördüm, oradan vurdurduk mu tamamdır bu. Of, nereye vurduruyorsun baba, Allah aşkına nereye vurduruyorsun? Kocaman uçağı vurdura vurdura geldik kalenin önüne ya. Biz nasıl gideceğiz, sen ne yapıyorsun burada? Ama Mecnun, ama Mecnun bak, burada vites bari olayı da o yok, gaz pedalı o yok. Ben bunu ama gene bak yapacağım, bunu uçuracağım merak etme. Az daha iteli biraz ya. Burnunu böyle al, al böyle. Ya yemin ediyorum koca demir yığını nasıl uçuyor be? Aklım battım, hiç kesmiyor bunu be. Vallahi tam geyin sırası ya, hadi köpükleyelim, hadi köpükleyelim. Dur dur dur, çevir arka kuyruğu böyle al, al böyle. Bak çok güzel fikrim var, al böyle. Al, al 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 al. Al, dur kalk 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 kalk. Evet şimdi güzel. Diyorum ki Mecnun, buradan böyle vurduralım. Ya baba içeri vurduracağım. Bin taneden bizi bekliyor. İçeri girersek uçağı alırlar, neticemizde uçururlar ya. Bir dakika, bir dakika. Bakın bu eski bir yapı sonuçta. En nihayetinde bir gizli geçit falan yok mudur? Vardır ya. Ömer abi Allah aşkına, gizli geçit adı üstünde. Gizli, biz nereden bileceğiz gizli geçidi? Abi soralım, ülkenin sahibine soralım gidelim. Evet. 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 İyi. Ben bilmiyorum ki ya. Ha? Vallahi bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun ya? Ya bilmiyorum ne oldu. Abi sana demiyorum ya. Metin amcaya diyorum. Bu da sahip çıktı ülkeye. Ha, ben de ülkenin sahibi deyince ben kendi şeyim üzerime alındım o zaman. Al. Ya ne olur burayı kurtaralım ya. Bak benim paraları kurtaralım ya. Şurayı alalım da ne olur ya. Söyle. Rica ediyorum. Bir dur ya, bir dur ya. Bir dur Allah aşkına. Bir dur ya. Söyle. Komple buradan dümdüz vurdur abi işte. Evet. Kanatlardan sığmaz İskender abi. Kanatları mı keseyim ya şimdi yani? Bak ha, şimdi hala yukarıdan konuşuyor. Böyle gidebilir misin İskender abi, dönsek? Şimdi getirdim. İn sen aşağı. İn bir aşağı. Çekme lan. İn bir aşağı. Vallahi git. Erdoğan. Vallahi getiririm. Çekme. İn bir aşağı. Aşağı in, konuşacağım. Zaten zordayım burada. İn bir konuşacağım. Burada başladım. Metin. Metin amca. Metin amca. Metin amca. Alo. Metin amca. Metin amca. Ya yardıma ihtiyacımız var. Yardımın lazım Metin amca. Meto'ya gizli bir geçit var mı girmek için ya? Ha? Hadi Metin amca. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Metin. Metin. Metin, Metin. 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 Metin bak. Metin ama olmuyor böyle. Metin kendine gel biraz. Çocukların senin yardımına ihtiyacı var. Bir şey soruyorlar. Diyorlar ki Meto'ya diyorlar. Gizli bir diyorlar. Geçit var mı diyorlar. Metin. Metin. Bir şey baba. Bir saniye babalı ya. Var benim öyle. Yavuz abi şunu bir saniye tut lan. Şimdiden alayım Metin abi. Bir şey sarsın da bakayım. Metin amca. Hayır ama. Metin amca. Metin amca. Metin amca. Kendine gel Metin amca. Ne yapıyorsun Metin amca? Dur 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 oğlum. Ne yapıyorsun ya? Tamam tamam. O seyrinden yapıyor. Ayılsın diye yapıyor. Bir şey yapıyor. O anla. İyi geldi ama ya. Şimdi gündüzden gitmiş vardı. Bu. Nedir bunun şeyi ya? Tamam, tamam. Derdi ne bunun ya? Tamam bir durun ya. Beyefendi, beyefendi bakın bize yardım etmeniz lazım. Benim kızım yok ortalıkta. Benimki de yok. Hadi ya. Benim karım da yok. Ülkem de yok. Hiçbir şeyim yok benim. Ben yalnızım yalnız. Tamam tamam. Tek başıma. Deme öyle ya. Deme öyle. Ağacı düştü. Ya ben de mi böyle olacak acaba?
Sen zaten gel. Biz niye acaba? Ne yapıyoruz ki biz? Ne yapacağız ya? Böyle altlara balta, baltazar gibi gezeceğiz mi? Gidelim ağzını, burunlarını kıralım. Ha. Nereye kırıyorsun abi ağzını, burnunu? Allah aşkına görmedin mi? 1600 tane adam vardı içeride. Mümkün değil, yapamayız ki. Bence siz ne yapın biliyor musun babam? Gidin bakkalın önüne, biz geliyoruz Yavuz abi. Öyle mi? Tabii tabii. Ya başka bir yere gidelim İskender, ne olur. Ben oraya gidince benim çok içim yanıyor ya. Aa, niye ki? Ya bu da her lafın içinde ben anlamıyorum. Nedir ya? Vallahi içimde. Ne şey ya? Ha. Sen niye bunu takılıyorsun? Niye bunu şey yapıyorsun? Tamam, çok yemeyiz siz de. Nazar çıkıyor. Ben de. Yavuz abi. Hı. Biz içeri dalarsak çıkamayabiliriz biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. Hayır. Şimdi kimseyi bulaştırmayalım. Kendi meselemiz kendimiz halledelim. Evet. Şuna bir tane daha vurayım da. Tamam. Ben de bir tane daha şey yapayım. Ne olur? Ne olur? O ne olursa oluyor mu? Lan ne yedin? Yazıklar olsun sana. Bu ne be? Utanmıyor da. Senden yardım isteyene böyle mi davranır? Bir de kral olacak işte. Senin krallığın batsın. Bu kim ki ya? Gidin başımdan! Ben kralım! Ben kralım! Yalnız bırakın beni! Ben kralım! Efendim, 3 ton et getirdim bu kamyonla. Bu hayvanlar pişmeden hepsini yediler. Biz ne yapacağız? Bunları doyuramıyoruz ya. Yesinler, yesinler. Birazdan açlık çekmeye başlayacaklar. O zaman sokaklara saldıracaklar. Tüm şehirleri yağmalayacaklar. Taş üstünde taş bırakmayacaklar. E tamam işte, salalım her zaman. Hemen gönderelim. Acele etme. Biraz sabret. Onun da sırası gelecek. Et diyor, et, et. Canlı pişmemiş et diyor ya. Ya biliyor musunuz aslında böyle bugünlerde bizim size çok bayağı ihtiyacımız var yani. Yani çok da böyle uğraşmadan mesela bir mızrak kullanmayı öğretseniz o da yeter yani, o da idare eder. Hazır mısın Mecnun? Abi hazır olmasına hazırım da yani böyle taşlarla, sopalarla oklava mı deseydim acaba? Olacak gibi mi bilemedim ki. Umudunu yitirme çocuk. Elindeki taş senin her şeyin. Nasıl? Ya işte malzeme o yani. Abi 2 taş var elimde. 2 taşla bilemedim ki hiç ya. Hadi oğlum. Hadi madem girelim. Tamam, kapıya yükleniyoruz o zaman. Hadi yükle. 1, hadi 2. Serseri. Metin amcam. Aa. Gel. Gel gel. Daha gidelim ki o zaman. Taşla mı geleyim? Böyle çok sönük kaldık ama. Bu taraftan. Yanlış hatırlamıyorsam bu taraftan. Yanlış hatırlıyorsam? Yok yok. Bu taraftan. Yani bu yolun sonu zindana çıkıyor. Eyvallah Metin amca ya. Ne kadar büyük kıyak yaptın ya. Yalnız tabii kızları kurtardıktan sonra bu tünelden tekrar çıkabiliriz. Ha. İnşallah. Yaşadı mı? İnşallah ya. Çok yalnız. Hadi bakalım. Bir tedirginim ben ya. Bir güvenmiyorum. Ben de çok emin değilim Metin amcadan ama. Metin amca nereye götürdün acaba? Taşı vurayım kafasına şu anda. Metin amca. Hı. Demin sana vurmak istedim de hem onun için hem de daha önceden sana vurduğum için çok özür dilerim ben. Önemli değil. Canını sıkma. Ne oldu? Ne? Nasıl ne? Sen de özür dilemeyecek misin? Neden özür dileyeceğim ben? Ya vurdun ya, kafamın içine patlattın. Pekmezim akıttı, sandalyeyi ineteceğim ben ağzıma doğru. Yok canım, ben öyle şeyler yapmam. Yani ben öyle şeylerden hoşlanmam. Bir kral öyle şeyler yapmaz. Benim tarzım değil, tarzım. Nasıl? Tarzım değil. Abi görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi ya? Nasıl inkar etti? Bir özür dilemedi ya. Ne kadar insanlık dışı bir tavır bu ya. Senin Metin amca senin eski eşin mi? Eski mi? Abi bu kadar saçma elimde hazır taş. Niye özür dilesin, dilemesin ne olacak ya? Ya ben özürün peşinde değilim abi. İnkar etmesin bari. Ben o kafa benim kafam. Ben kafada neler oldu biliyor musun içeride? Elimde taş var hazır. Allah'ın bir lütfu bu. Nimet olarak elimde. Kafasına mı vursam acaba? Kendi çenesi valla. İndirin şunu kafasına ya. Mecnun. İşte yolun sonu. Zindan burası olmalı. Allah'ım yürü ya. Çıktı içindeki las çıktı. Çok sinirlendim abi. Şu an çok sinirlendim ya. Gerçekten seninle ağlayabilirim ya. Arkadaş kaybolduk ya. Ne oğlum nereye gidiyor? Metin amca. Nereye gidiyor?
Sola mı dönseydik acaba? Belli ki sola dönecektik. Çocuklar. Ben bunları oyalarım. Siz buradan kaybolun. Kaybolun nasıl ya? Nasıl kaybolmak? Ağzımın içinde ya mızrak. Şu an dişimi karıştırıyor ya mızrakla. Nasıl? Nereye kaybolacağız acaba? O zaman siz oyalayın, ben kayboluyorum. Ah. Yuh. Yuh. Kaçtı ya. Resmen kaçtı. Çirkin çirkin. Neticesini tuta tuta kaçtı ya. Dur. Pardon. Pardon. Nasıl pardon? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Pardon. Pardon. Eylül? Kim? Eylül. Ya Yavuz neredesiniz? Sinemadaydık, o yüzden kapalıydı telefon. Buradakiler söyledi, çok merak etmişsin beni. Ya kaçırdılar diye mi korktun? Benim susamlı çubuk krekerim. Eylül, inan ki hiç müsait bir yerde bir zamanda değilim. Çok özür dilerim. Sonra şey yapsam ben senin müsait olduğuna... Tamam. Tamam, sen şimdi mahalleliye de ki Mecnun'la Yavuz salak salak şeyler yapıp başlarını derde sokmuşlar de, onlar anlar zaten. Tamam, bir konuşuruz sonra. Allah'ım, sinemadalarmış. Neredelermiş? Sinemadalarmış. Arkadaş, bu kadın milletini gerçekten kafam alınıyor. Gerçekten anlayamıyorum ya. Ya madem sinemadasın, gelemiyorsun, haber ver nerede olduğunu bir bilelim ya. Necim, mesaj at, yavaş, bir şey yap. Yavaş. Bu kadın milletin için böyle ya. Yavaş. Ya şu düştüğümüz duruma bir bakar mısın ya? Yavaş. Hayır bacım, yani bütün kadınlar için o şekilde konuşmak istemiyorum da, yani genel itibariyle hani anamsın bacamsın da, yani o şekilde bir öldürmeseniz de beni. Sabah mı bıraksanız bizi şey yapalım. Hocam çok pardon ya. İyi, kafasına geldi anlamı. Yavuz abi. Ha. Ben düşündüm de, bizim temel problemimiz nedir biliyor musun? Neymiş? Abi biz çok çabuk gaza gelebilen insanlarız ya. Evet, olayımız o bizim yani. Çok gaza gelebilen insanlarız biz. Doğru. Doğru mu? Anladın mı? Hiç mi konuşmak istemiyorsun? Ben ama dedim ya. Gerçekten dedim yani. Ben dedim yani sonuçta dedim bu kızları dedim niçin kaçırsınlar ki bu adamlar dedim. Yani dedim. Sen mi dedin onu? Öyle bir konuşma geçti yani, lafın ortasında dedim, bu ne kadar bir mantıklı konuşma dedim. Sen dedin. Bunu dedim hani, olsa olsa ben kurmuşumdur böyle bir cümleyi dedik. Ya, nasıl? Abilerim! Yavuz abim! Mecnun abi! Dokunma bana, dokunma pislik herif, dokunma! Dokunma zincirlerime! Sen iş böyle yapıyorsun değil mi? Arkamızdan iş çeviriyor ya, Allah'ın pisliği! Yürü git buradan, it adam! Aa ya, laflara bak ya, ben burada şurama kadar riskteyim şu ya, an. Riski göze alıp sizi kurtarıyorum ben ya! Kurtarma arkadaşım, kurtarma! Mecnun, Allah aşkına ne diyorsun ya? Çocuk gelmiş, iyi niyetle kurtar çocuğu. Beni kurtarın. İstemez. Eksik olsun. Eksik olsun istemez. İyi niyetle gelmişmiş de, bizi kurtaracakmışmış da, risk almışmış da, mişmişmiş de, müşmüşmüş de, mışmışmış da. Mini mini mana bunu, mini mana bunu, mini mülü mülü bunu bunu. Aa, pa 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 pa. Mini mi? Ha ha. Hey taksi. Hey taksi. Çatal çatal topal çoban. Çatal yapıp çatal satar. Ne için çatal çatal topal çoban çatal yapıp çatal satar? Kârı için çatal çatal topal çoban çatal yapıp çatal satar. Hayır neyini soruyorsun bunun? Abi ne yapıyorsunuz siz? Yakalanacağız. Ne olur ne yapıyorsunuz ya? Hadi çöz o zaman. Nöbetçiler. Ya. Gardiyan. Allah aşkına. Nöbetçiler. Taksi. Sus. Hey taksi. Hemşire. Adam kurtarıyorlar ya. Duruyorsunuz orada. Benjamin Bey'in kesin emri var. O köstebeğe söyleyin. Ayrı kalmasın sevdiklerinden dedi. Öküz tabii. Bana köstebek mi demiş ya? Öküz ne kadar demiş. Hareketlere köstebek bakar demiş. Mısın ya? Ben burada ziyaretçi olarak görüşe geldim ben ya. Ben onu tutarım ya. Benim yanıma bağlamasınız mı acaba şunu? Benim yanımdan bir uzak tutun ya. Çok hevesim seninle bağlanmaya. Hevesin gelmişsin, dibime bağladılar ya. Allah aşkına ya. Sıktı biraz ama şu biraz. Sıktı ama. Hafif. Gel elini tutuşturun bari bir de bizi. Tut. Yüzük takın bir de, nikah yüzük takın bari bir de. Pis herifler ya. Mecnun, gerçekten bazen Erdal abiden daha sıkıcı oluyorsun. Bende o iş, bende. Ha, sende. Halledeceğiz ya. Halledeceğiz git diyorum. Öteye git. Abi sen değil ya. Nasıl halledeceksin acaba? Omuzum ağrıdı ya. Sizler... Sizler birer kahramansınız. Birer Battal Gazi, birer Malkaçoğlu, bir Cesur Ürek, birer Nene Hatunsunuz. Yani hepiniz değil ama bir kısmınız da Nene Hatunsunuz. Biliyorum. Onlar daha güçlü, daha kalabalık, hatta silahlılar. Ama onlarda olmayıp bizde olan bir şey var arkadaşlar. O sizin kralınız! Gidin, kralınız için savaşın!
Biraz şey yaparsan Metin, sakin olursan. Kusura bakma İskender, böyle kalabalığı görünce bir anda havaya girdim. Evet, evet. Ne diyordum? Onlarda olmayıp bizde olan bir şey var. Nedir? Cesaret! Mecnun'la Yavuz onların elinde. Evet, bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Ama geride hiçbir arkadaşımızı da bırakmayacağız. Gidelim, hem çocukları hem de Erdal'ın dükkanını geri alalım arkadaşlar. Dükkan mı? Hayır, yok ya, dükkan falan bir şey yok Nurten. Şey, adamın şeyi, çocuğu kaybolmuş, ondan kafası karışık. Şokta, ondan öyle söyledi. Yok bir şey öyle, dükkan falan değil mi? Tamam, tamam. Evet, şokta olduğum için. Eğer bizle gelmek istemeyen varsa onu da anlarız tabii. Çünkü ne de olsa bu sefer gidişi olup dönüşü olmayacak olan bir tehlikeli seferdir. Evet. Gelmek istemeyenler şimdi ayrılabilir. Sen değil Erdal. Sana demedim, sen burada kalacaksın. Ölmek var, dönmek yok arkadaşlar. Ölmek var, dönmek yok. Bir daha söyle. Ölmek var, dönmek yok. Bir daha söyle. Ölmek var, dönmek yok. Bir daha. Ölmek var, dönmek yok. Hadi bir tane daha. Ölmek var, dönmek yok. Tamam, güzel oldu. Düşünün arkadaş ya. Sabahtan beri dükkanın önünde bağırıp çağırıyorsunuz. Gidin başka yerde yapın gürültünüzü. Evet. Tamam, Nurten. Senden bir şey rica ediyorum. Eğer ben şimdi gidip de dönemezsem sakın şu adamla evlenme, oldu mu? Erdal, ne saçmalıyorsun sen? Ben niye elin tanımadığım adamıyla evleneyim? Bilmiyorum yani. Bakkalı var, bakkalı var diye gözüne hoş falan görünür. Bu bak şey yapma lütfen. Bakkalı mı var? Neyse şey yapma. Bir de şu adama dikkat et şurada. O lastikçiye. Sen ne duruyorsun orada? Çekil kenara. Allah Allah. Neyse. Allah'a emanet Nurten. Bu ölmek var dönmek yok dedi. Demeyeydi iyiydi onu ya. İşte o ağzından çıkıyor. İskender. Bu kadar insanla o koskoca orduyu baş edemeyiz ha. Biliyorum Metin, biliyorum. Dayı sen şu takozları toplarsın değil mi? Haydi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi, ölmek var, dönmek yok. Haydi bakalım. Hadi. Hoba. Kralınız için. Yanına oturma. Abi. Ha? Sana şu anda kemiksiz 1 milyon lira verseler. Ya Mecnun, Allah aşkına şu içinde bulunduğumuz duruma bak ya. Hala 1 milyon diyor ya. Ay harbi mi ya? Beni şuna... Şununla muhatap ettin beni ya. Gel sen abi bir dakika. Gel lan. Çok güzel bir teklifim var ya. Gel lan. Bana şey diyor. Ne diyor? Ne diyor, ne diyor? Ha, yarısına bile olur ya. Ne Allah diyorsun? Olur. Ne diyorsun? Ne? Geçmiş olsun kusura ama biz bağladık sözleşmeyi. Ama ne? Tamam onu şey yapalım ya o şekilde. Neymiş ama? Tamam bağlayacağız o işi. Söyleyin hanginiz Kara Murat? Kara mı Murat? Konuşun dedim. Kara Murat hanginiz? Kara Murat olarak değil de biz yani sevimli üçlü gibisine şey yaparsak onu. Konuştuğuna kadar kamçılayın hepsini. Ne ya? Hayır komutanım ama. Kamçın neden çıktı şu anda? Öyle, nasıl evet. Kamçı ya? Bir daha Kara Murat mı lazım? Kara Murat lazımsa var elimizde bir tane kara. Murat olarak da burada şu anda kendisi. Bıyıklı. Neyinin? Beni mi seçtin Murat olarak? Ben buraya kurtarmaya geldim. Nankörlüğe bakar mısın? Benziyor işte aynı. Bir... Kesin bıyığını kesin. Durun! Dur! Hanımefendi. Çık dışarı. Oo. Siz de çıkın askerler. O niye öyle oldu ya? Ne yapıyor ya? Ne yapıyor? Seni kurtaracağım. Birlikte kaçacağız. Hayır, kim oluyorsun ki birlikte kaçıyoruz? Ben onu anlamadım yani. Ben Bizans Prensesi Eleanor. Eleanor mu? Eleanor mu dedi? Hayır, Bizans'ta adam mı kalmadı da bana yürüyorsun? Ben onu anlamadım ki ya. Başım bağlı benim. Benim başım bağlı. Ya Mecnun saçmalama. Siz bunu dinlemeyin hanımefendi. Siz bizi çıkarın, yemin ediyorum. Siz bizi kurtarın, Allah da sizi kurtarsın. Düğününüz benden, Allah'a yemin ederim. Evet, evet, çocuk erkek olursa da ben de kirvesi olmayı düşünüyorum. Allah kirveyi de çıkartır adam. Teşekkür ederiz. Abim gelmeden hemen kaçalım. Abim mi? İş alıyoruz başımıza, abim dedi ya. Abisi kim olabilir? Kim olabilir? Belanur kim olacak? Abi, oğlum çıkalım da bir şey yaparız sonra biz dışarıda.
Ha, çok komik. Bu ne be? Ordularınız bu kadar mı? Bu kadar. Bu kadarız. Niye gülüyor bunlar ya? Siz karışmayın. Büyük İskender tek başına bakar bunların çaresine. Gel, gel. Güngören burada mı Güngören? Dolmuş. İsmail'in resmi burada mı? Çaylı'yla. Koç bunlar be, koç. Arkadaşlar, saldırın! Niye kimse denk gelmedi ya? Kızımı alamadım ha. Niye kimse bende? Arada kaynadım. Neyse ben de buradan destek olayım ben. Kalbim çırıldı! Arkadaş veriyorum çırıldır ya. İnsan azmanları birbirlerini yemeye başladılar abi. Yemin ediyorum ya. Ablacığım, elimi neden tutuyorsun acaba? Çocuğun gibi, 3 yaşında çocuk gibi tutuyorum ya. O kaş gözünün ne anlamı var acaba? Bir bakar mısın elim? Şuradan. Nereden? Neredenmiş? Abi, elimi tutuyorsun. Demek Büyük İskender sensin ha? Görelim bakalım kim büyükmüş? Diyorum ki, ben ikisini indiririm, sana da iki tane, bir tane Leyla'ya kalır. Anca öyle olacak yani. Ya bileydim o topukluları giyerdim, daha etkili olurdu ya. Vur İskender! Vur Erdoğan hadi! Hadi Ömer hadi hadi! Leyla kızlar hadi kaldırın hadi! Vurun! 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 Bunlar nasıl apaçı? Uğuruz! Vallahi ben de bilmiyorum. Şşt! Akıllı olun alırım aklınıza ha! Ulu reis değil, ulu çı reis diyeceksiniz. Öldü ölen reis. Öyle iş mi olur ya? Dağıtıyorum ben bu kabileyi. Ağlayacaksanız oynamayın beyler. Bu ne biçim iş ya? Dışarı bak. Düşünsene lan. Dışarı bak. Çeksene kardeşim önümden. Aşil misin desin. Ne oldu buna ya? Vallahi topuna sıktım ben bunu. Dinlemezler abi. Alırlar içeri. Söyleyeyim ben. Yapma ya. Gelin şu işi konuşarak halledelim ha. Sonuçta siz işinizde profesyonel adamlarsınız. Bense yaşlı başlı bir adamım. En nihayetinde benim ağzımı burnumu kırarsınız. O yüzden diyorum ki şimdi... Heh be! Aferin çocuklar! Hadi! Hadi! Spartaküs! Bak yemin ediyorum kan olmadan, kum olmadan şu mevzuyu halledebilirdik. Bunlara hiç gerek yoktu ama şu tüpü kullanmak zorunda bırakacaksın beni. Nasıl yani? Vazgeç artık. Büyük İskender benim. Fethetmediğim yer kalmadı. Sen mi bana karşı koyacaksın? Bana bak. Büyük İskender sen.
Ben de Baba İskender'im. Ben 20 yıldır İstanbul trafiğinde direksiyon sallıyorum. Beşiktaşlıyım ve hala kanser olmadım. Buraya bakalım kimmiş Büyük İskender? Ha. Erda? Ha, biz de korkacaktık sanki bundan. Ya ben bunu... Ben bunu döner gibi kesmesini bilirdim İskender de. Bakma sen ya. Şunu büyüklüğüne alabilir miyim? Verdim. Büyüklüğüne ben. Anladım. Vallahi sen de çok çekmişsin be ağacı. Bugün hala var mı kölelik? Yani var. Var da gizli şölelik var yani. Gizli işsizlik diyor. Mesela ben işsizim. Ama mesela benimki gizli değildir mesela. Benim mesela nettir mesela işsizliğim. Çünkü ben çok net bir insanım hayatta yani. Her şeye karşı netim yani. Ne oldu bu? Olmadı mı acaba hala? Heh, demleniyor. Ben hemen o zaman iki tane bardak kapayıp, tamam mı? Cam bardak da açıldı çünkü çay. Bir de bizimkine bakıp hemen geliyorum, tamam mı? Ne kadar da iyi adammış aslında. Millet! Yanınızda çay bardak var mı? Çay bardağı. Çay bardağı mı? He. Tamam tamam neyse gidiyor onlara soruyorum. Gel buraya gel gel buraya. Nereye gidiyorsun gel? Dikecekler bir tarafını gel. Allah Allah. Çay bardağı isteyeceğim ya. Ya İskender ne yapacağız? Bu adamlar bitmek bilmiyor bir türlü. Bilmiyorum ki ya bari bizim oğlanları bir bulabilseydik. Mecnun! Mecnun! Neredesin sen? Mecnun! Kardeşim çay bardağı olma ihtimali ne yanında şu an? Hiç anlamıyorum ki şu an seni. Tamam neyse boş ver ya baba. Baba bir şey soracağım. Bu kadar adamı nasıl yığdınız acaba buraya? İşte baba olunca anlayacaksın sen de. Ne alakası var ya? Mecnun kim bu arkadaş? Hangi arkadaş? Şu. Sen hala benim elimi tutuyorsun. Niye tutuyor elimi ya burada? Şşt tamam denmez öyle ayıp. Ama elimi tutmuyor bırak. Cevap bekliyorum ben şu anda. Neyin cevabını bekliyorsun? Şu anda arkada neler oluyor biliyor musun? İnsanlar birbirini öldürüyor ya. Ne kadar ucuz şey peşinde. Bunu konuşacağımıza gidelim bence buradan. Evet evet hadi bir an önce gidelim. Hadi yürü hadi, yürü hadi, yürü. Hadi, hadi. Yürü hadi yürü. Metin, Metin gelmiyor musun? Ben gelmiyorum. Birinci Betonya Meydan Muharebesi'nin sonucunu görmeden hiçbir yere gelemem. Siz gidin. İskender. Her şey için sağ ol. Dikkat et. Ne o? Bir yere mi gidiyordunuz? Ya yok öyle bir zengin kalkış yapalım dedik ya. Otur otur. Ne yapacağız ki daha fazla oturmakla? Mecnun hala elini tutuyor yalnız. Ya bir şeyin içindeyim şu anda. Çok önemli bir mevzunun içindeyim. Abladım niye elimi tutuyorsun acaba? Şu anda neden elimi tutuyor ya deminden beri? Ama olmaz ki daha bütün savaşçılarımla tanışmadınız. Hangi savaşçılarla? Dede! Hoş geldin aksakallı. Bütün bunları beni geri getirebilmek için yaptın değil mi? Görünüşe göre işe yaramış. Hala anlamıyorsun be Karabasan. Bizim burada olmamamız gerekiyor. İnsanları kendi kaderleriyle baş başa bırakmamız gerekiyor. Eğer biz burada kalmaya devam edersek herkesin başına çok kötü şeyler gelecek. Kimin başına neler geleceği benim hiç umurumda değil. Bak aksakallı, hikayenin başında da sen vardın, bitiminde de sen olacaksın. Büyük son için kendinizi hazırlayın. Büyük mü son? Gidelim. Nasıl büyük son derken? Dede ne demek istedi bu ya? Önemli değil, önemli değil, önemli değil yani. Siz onun lafına bakıyorsunuz öyle konuşuyor işte o. Bırakın onu canım siz. Ne yaptınız ben yokken? Özlemediniz mi ya, beni? Ya özlemek de kelime. Sakın da öreceğim seni şu an yemin ederim ya. Dedem. Kim arkamdaki kim? Ha? Asıl dedeniz geldi. Biz gözden düştük tabii. Ya bir sus şimşirli. Bir şey soracağım. Hı. Sen şimdi ben kaçırılınca çok korktun mu?
Ya işte hani ben kaçırıldım diye sen ne kadar korktuysan ben de sen kaçırıldın diye o kadar korktum. Ha, çok korktun yani. Çok korktum. Ya Yavuz bir şey söyleyeceğim. İyi ki varsın ya. Hep yanımda ol, olur mu? Yavuz. İyi ki varsın. Hep yanımda ol, olur mu? Yavuz. Hı. İyi ki varsın. Hep yanımda ol, olur mu?